AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Siz de tam bu programa girmeden önce sanıyorum o oraya bakıyordunuz, onu inceliyordunuz. Kısaca onunla ilgili bir mesela seçim yatırımı tabii bir anlamda. Onu değerlendirip bir son cümlenizi alayım ben. Buyurun. Tabii bu konut politikası üzerinden yürütülen bir seçim yatırımı. Yani seçime 9 ay kalmış ama 2 yıl içerisinde işte 250 bin konut, 100 bin işte altyapısı tamamlanmış arsa, 10 bin iş yeri vaat ediyor ve topluma bir ihtimal daha sunuyor. Aslında bunu şöyle söylemek lazım. Özellikle bu tür totaliter rejimlerde, Pinochet döneminde de olduğu için altını çizebilirim. Neoliberal politikaların yarattığı avantajları kullanıyorlar aslında. Hani toplumun İşte hayalleri var. Herkesin bir ev sahibi olma hayali var. Bu hayalleri ihtimaller üzerinden bir uzun vadeye yayarak aslında hem toplumu etkisiz hale getiriyorlar hem bir seçmen şeyi yaratmaya çalışıyorlar. Bu konut hamlesi de bunlardan bir tanesi. 20 yıl boyunca seni esir alacak bir taksit sürecine koyuyor. 20 yıl çalışacak iş veriyor mu sana? Bu muamma. Yani siz 240 ay taksit ödeyeceksiniz ve o 240 ay boyunca bunu ödeyecek paranız, işiniz olacak mı? 3 milyon 750 bin kişinin güvenli bir yapı ve yaşam içerisinde olacağını söyledi Recep Tayyip Erdoğan bu proje sonucunda. 3 milyon 750 bin kişinin güvenli bir yaşam içerisinde olabilmesi için kentli hakları bildirgesinde yaşanan bütün süreçlerin bir arada olması gerekiyor. Konut, barınma sorununun çözülmesi bunlardan sadece bir tanesi. Güvenli yaşayabilmek için eğitim sorununu da çözmesi gerekiyor. Çocuğunun okula gitmesini de çözmesi gerekiyor. Kendi kültürünü yaşamasını da çözmesi gerekiyor. İşine girmesini ve üreterek para kazanmasını da çözmesi gerekiyor. Adalet sorununu da çözmesi gerekiyor. Bir güvenli yaşam alanı inşa edebilmek için. Bugünkü açıklanan projeyle aslında sermaye birikimini yine inşaat sektörü üzerinden sağlayan iktidar gene inşaat sektörü üzerine yatırım yapmıştır. Onun derdi 3 milyon 750 bin kişinin ev sahibi olmasından çok 350 ya da 250 sektörü harekete geçirecek işte trilyonlarca liranın bütçesini oluşturacağı inşaat sektörünü hareketlendirdi. Yani bir üretim sektörü değil. Cumhuriyet tarihinin en büyük atağı değil bir kere. Onun altını çizmek istiyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük atağı değil. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesiydi. Sadece ev vermedi, iş verdi, fabrika açtı. Fabrika açtı. Çocuklarını, yoksul insanların çocuklarını devlet bursuyla yurt dışında okutup tekrar burada yatılı okutup ve yeniden bir üretim sürecinin bir parçası haline getirdi. Çünkü Cumhuriyet tarihi şununla ortaya çıktı. Sağlık paralı değildi orada. İşçisiyle memuru, yöneticisiyle köylüsü eşit durumdaydı. Şimdi siz trilyonlarca lira alacaksınız. Sizin saraydaki harcamalarınız, burada yaptığınız yatırımın şu kadarı olmayacak, şu kadarcığı olmayacak ve eşit olmayacaksınız halkınızla, adil olmayacaksınız, hakkaniyetli olmayacaksınız. Ondan sonra da konut veriyorum diye aslında seçim sürecinde bir oy beklentisi içerisinde olacaksınız. Bugün Türkiye'de %56 konut sahipliği var. 20 milyon niteliksiz, yıkılabilecek, her an sıkıntı yaratabilecek konut var. Siz bunun için çıkartmadınız mı kentsel dönüşüm 6306 sayılı kanunu? Ne yaptınız?
Bakın 20 milyon konut var. Sağlıksız. İnsanların sağlıksız konutlarda yaşadığı 20 milyon konut var. Bu 20 milyon konutta ev sahipliğine baktığınızda belki daha da düşecek. Şimdi siz bunun içerisinde 3 milyon 750 bin kişinin şeyini çözeceğim diyorsunuz. 2 yıl içerisinde çözeceğim diyorsunuz. Sizin iktidarınızın ömrü yetmeyebilir buna. Öyle değil mi? İktidarınızın ömrü yetmeyebilir. Gidecekler. Yani gider ayak, bakın gider ayak yaptıkları şu aslında. Bir, halkın elindeki en dar gelirli, en yoksulun aylık işte 3750 kişinin aylık işte 2280 lirasına göz dikme. 3 artı 1 alanların 3187 lirasına göz dikme ve 20 yıl boyunca bakın 20 yıl boyunca sizi hareketsiz hale getirecek. Niye? Çünkü aslında neoliberal politikalarında böyle bir şey vardır. Kredilerle sizi teslim alırlar. Kaybedecek şeyiniz vardır. Ev taksitinizi ödeyeceksiniz. Onun için işte onlar ne derse onu yapmak zorundasınız. Çünkü 20 yıl boyunca taksit ödemek zorundasınız. Yani bir toplumun 20 yılını teslim alıyor. Şimdi Cumhuriyet böyle teslim alma üzerinden kurgulanmıyor. Barınma sorununu çözeceksiniz o zaman. Ucuz konut inşa edeceksiniz. Ucuz kiralık konut. Onun sosyal hayatını, işini koordine edeceksiniz. Siz ücretsiz konut verebiliyor musunuz? Siz Sinan Aygün'e 20 bin metrekare yerine 120 bin metrekare inşaat veriyorsunuz. O 100 bin metrekarenin hesabını sorduğumuz için hesabını soranlarla uğraşıyorsunuz. Sonra toplumun 2280 lirasını da bütçeye katacak. 250 sektöre yeniden para aktarımı yapacak. Oradan da tekrar sermaye birikimi sağlayacak bir şeyle Türkiye'yi çevirmeye çalışıyorsunuz. Kof. Kof. Yani ben ekonomist değilim ama konut politikası arzından baktığımda gerçekten insanların elindeki son parayı 20 yıl boyunca ipotek haline getirttiriyor. İş garantisi vermeden, tokluk garantisi vermeden, çocuğunun eğitimini, sağlıklı eğitimini alma garantisi vermeden, sağlık garantisi vermeden, ulaşım garantisi vermeden, bir kentte yaşarken kent hizmetlerinden en üst düzeyde eşit bir şekilde yaşama garantisi vermeden, o binaların ve konutların yapılacağı yerler, acaba kendilerinin konut yapmaktan imtina ettiği ve yoksul insanları dere yataklarına zorunlu bıraktığı alanlarda mı yapılacak? Fay hatları üzerinde mi yapılacak? Zaten buralar çünkü biliyorsunuz bunların takipçisi olacağımızın altını çizmek gerekiyor. Altını çizmek gerekiyor. Kimseyi konutla vicdanını satın alamazsınız diyerek bu sürecin gerçekten bir seçim yatırımı olduğunu ve bir ihtimali sattığını, insanların hayalleri üzerinden sanki kendisine işte ev çıkacakmış gibi, yani benim de evim olabilir ihtimalini satıyor. Ya İstanbul'da ve Ankara'da yapacakları evler işte belli. İstanbul'da 50 bin, Ankara'da 18 bin. İşte 6 milyon nüfusu olan Ankara'da 18 binin anlamı ne? 16 milyon nüfusu olan İstanbul'da 50 binin anlamı ne? Bütün bunlara baktığınızda yani dağ fare doğurdu.